Şimdi bakınız, bayram sabahı evet. Biz beyler nereye gittik? Camiye gittik. Evet. Cami bitti, saraya geliyoruz. Babaannenizin konağına geliyoruz, beyefendi evine geliyor. Bayram sabahı ne var? Pilav var, kuzu eti var. Buna kuşluk da diyebilirsiniz. Sabah kahvaltı. Tabii bayram yemeği de diyebilirsiniz, bayram sofrası da diyebilirsiniz. Şimdi saraydan içeriye adım attığınız zaman, sofraya oturduğunuz zaman pilavı işte bu pilavlıkta görüyorsunuz. 19. yüzyıl pilavlık. Pilav pişer. Pilav piştikten sonra pilavlığın içerisine boşaltılır. Usulen bir tatlı kaşığı tereyağı çiğden atılır. Kapak kapanır. O sıcağıyla erir. Buradaki minicik delikten buhar dışarıya çıkar ve pilav demlenir. Buyurunuz, bu bir pilavlık efendim. Ay deli, inanmıyorum. Buradan dumanlar çıkıyor. Evet, pilavınız demleniyor efendim. Şurada. Bakınız. Çok güzel. Renklerin bir önemi var mı? Tabii pilavlıkta. Olmaz, olur mu? Her renk oluyor mu? Her rengin bir önemi var. Ama 19. yüzyıla geçtiğimiz zaman 19. yüzyılda kullanılan bu renklerin bir önemi yok. Onlar o dönemde kullanılan renkler. Yani onu yapan usta neden esinlendiyse, doğanın nesinden esinlendiyse onu kendisine göre yapabiliyor. Ama bizim 16. yüzyıldan itibaren kendi benliğimize, kendi ruhumuza işleyen renklerimiz var. O renklerimiz burada, fincanlarda gördüğünüz renkler. Malumunuz, turkuaz ve pembe. Saflık, masumiyet ve mahremiyet. Biz insanlarda ne başlıyor? Arzular başlıyor, istekler başlıyor. Yani nefis denilen şey ortaya çıkıyor. Kırmızı, gücün rengi. Neyi temsil eder? Gücü temsil eder. Daha sonra hükümdarlık makamına geçtiğimiz zaman hükümdarlığın rengi laciverttir. Dünyayı yöneten bütün liderlerin neden bu renk giysiler giydiğini hiç düşündünüz mü? Kanuni'den beri hükümdarlığın rengidir. O zaman kahvelerini hükümdarlar, paşalar hep mavide evet. mi içer? Şimdi düşününüz, meclise gidiniz, bizi yönetenler ne renk giysiler giyiyorlar? Birçoğu lacivert giyiyor. Lacivert giyiyor, aynen öyle. Hükümdarlığın mavi rengidir. Yeşil? Yeşil, Osmanlı'nın gücünü temsil eder, en zirvede olduğu dönemdir. Neden? Osmanlı gücün, kudretin, adaletin ve hilafetullah makamının kendisine Allah tarafından verildiğini tasdik etmiştir. Sufi dervişler ne yer ne içer? Doğanın otunu keser yerler. Doğada yetişen otun rengini kendisine renk seçmek suretiyle Allah'a olan bağımlılığını tasdik etmiştir. Ay çok güzel. İçi de altın kaplama gibi evet, değil mi? Özellik. Bu sefer bu şekilde getirdik. Evet. 19. yüzyılda gösteriş ve şaşaa çok ön plana çıktığı için fincanlarımızın içleri altın oldu. Aa, evet. Lale devriyle. Son dönemimiz sarı. Sarı artık duraklamaya giriyoruz. Sonbaharın rengi nedir? Hüznün rengi nedir? Hastalığın rengi nedir? Sarı. İnsan sevgilisine ayrılırken ne renk gül verir? Sarı. İşte biz buna Türk tezyini sanatları diyoruz. Desen ve motifleri okuma sanatı. Ayrı bir ana bilim dalı. Şimdi. Valide hanımlar ne renk? Kırmızı mı? Evin kerimesi. Evet. Kerime kim? Evlenmemiş genç kız. Ya da evin hanımefendisi. Zaten size hangisini takdim ederse onu alacaksınız. Bunlarda bir ayrım yok. Renkler sadece dönemleri temsil ediyor. Dönemleri temsil etmesi için. Zaten siz bunları alıp evinize götürdüğünüz zaman bütün renkleri ve dönemleri evinizde barındırmış oluyorsunuz. Evet. Bunların takdimini yapıyorsunuz. Hiçbirini birinden ayrı edemiyoruz. Çünkü hepsi biziz. Hepsi bizim yaşanmışlığımız. Hepsi bizim güzelliklerimiz. Harika. Evet. Pilavlıklar ne renk oluyor? Özel bir rengi var mı yoksa? Dolmabahçe Sarayı'nda evet. 12 farklı renk var. Topkapı Sarayı'na gittiğimiz zaman 6 renk var. Onların hepsini buraya getirme şansımız tabii. olmadığı için sadece birer tane örnek getirdik. Zaten biz Mısır Çarşısı'na teşrif ettiğiniz zaman orada bunların hepsini size tek tadilat tek... Tadilat da bitti. Bitti. Çok bitti. Güzel. Cumhurbaşkanımız geldiler, evet, açtılar. Evet, evet. Fevkalade güzel çok. Oldu. Bekliyoruz. Duyuyorum. Bekliyoruz. Çok İnşallah. Güzel oldu efendim.